Siz diyorsunuz ki rahatını bozan insanlar toplumu sırtında taşıyor. Evet, geçen de öyle bir yerde konuştuk. Bunu bir anlatsanıza, rahatını bozan insanlar derken neden bahsediyorsunuz? Bu konfor, Kendi rahatını bozan. Konfor yani. alanlarımızdan sıyrılmaktan bahsediyoruz. Evet, ondan. Yani orada rahat etme vesaire konusu konuşuluyordu. Bir meslektaşım, doktor Derya Unutmaz'la bir podcastte geçti o. Yani kimi insan fazladan şeyler yapmaya daha yatkın. Hatta üstüne vazife sayılmayan işlere girmeye, elini taşın altına koymaya, bir iş için fazladan bir şey yapmaya. Fazladan. Yani beklenenden fazladan bir şey yapmaya bazı insanlar daha yatkın. Bunları kendi rahatını bozan insanlar olarak tanımlıyorum. Bir anlamda hani krizleri... Fırsata çeviren lafı var ya çok sevimsiz bir laf ama bazen kendi yaşadığı krizleri başkaları için fırsatlara çeviren insanlar var. Kendi sıkıntılarından kalkarak toplum için bir şeyler üreten insanlar var. Onun gibi insanlar çok fazla, az değil. Hepimizde böyle olma potansiyeli var. Sadece hepimizi harekete geçiren farklı şeyler. Kimimiz çocukların it, kimimiz atıkların nereye atılacağını dert ediyoruz. Kimimiz ee, ne yenecek ne içecek güzel şeyler yensin diye görüyorum internette mesela böyle lokanta şeflerin organize olup gidip mutfaklar kurmuş olması ee, değil mi ee, kuru kuru bir kuru ekmek de neyine yetmez diye düşünenler de olabilir insanların hayır herkesin kaliteli ve iyi bir yemek yeme hakkı vardır işte belediyelerin aşevleri gibi diye düşünen insanlar da var o nedenle bunların hepsi kendi rahatını Bozan insan grubuna e, başkasını rahat ettirmek için e, bozan insanlar. Bir de Türkçe'de biliyorsunuz rahat batması diye bir laf var. E, onu pozitif yanda kullanırsak, yani rahat sana ne, seni ne ilgilendiriyor böyle şeyler diyebileceğimiz insanlar, bazı konularla ilgili duyarlı insanlar var. Yani bu e, toplumsal yardım organizasyonu konusunda çalışan, işte ahbaptı, ihtiyaç haritasıydı vesaire gibi Adını sayamadığım diğer kuruluşlar kusura bakmasınlar yani burada örnek olarak söylüyorum sadece ee, yani mecburiyet olmadan yapılan işler bunlar sivil inisiyatif de böyle bir şey o yüzden bu tür inisiyatiflerin yolunu açmak önünü açmak toplumu canlı tutan şeyler bunlar bir izleyicimiz şey soruyor diyor ki ben deprem bölgesine yemek dağıtmak için gitmiştim fakat e, orada bizzat kendimi bir süre sonra araba kurtarma çalışmalarının içinde buldum diyor e, destek olmak için ve o yaşadıklarımı unutamıyorum. Bayağı enkazdan insan çıkarıldığından evet. falan bahsediyor. E, bunu unutarak mı yaşamalıyım yoksa bunu hiç unutmadan mı diye soruyor. Ee, Unutulmayacak yani şöyle birincisi e, bu tür e, özellikle bu kurtarma çalışmaları... ...ya da kurtarma bölgesinde yer almış herkes için e, birçok destek faaliyeti şu anda yürüyor. E, sosyal medyada takip edilebilir ruh sağlığı derneklerinin Türkiye Psikiyatri Derneği mesela... E, veya devletin bazı e, sağlık e, polikliniklerinde e, öncelikli durumdalar. Çünkü bu tür durumlarla karşılaşmış olmak e, ruh sağlığı risklerini artırır. Ben de bu konuda nasıl destek olunacağı e, yönünde mutlaka bir kişiden görüş almasını tavsiye ederim. E, bu e, fedakar arkadaşımızın. E, diğer yandan unutacak mıyım unutmayacak mıyım? Neyi hatırlayacağımızı neyi unutacağımızı genellikle seçemiyoruz. Ee, genel olarak böyle, değil mi? Unutmak istediğimiz bir sürü şeyi unutamıyoruz, hatırlamak istediğimiz bir sürü şeyi de hatırlayamıyoruz. Ama iyi bir terapötik çalışma e, burada hatırlayacaklarımızı manalı, anlamlı bir e, hikaye içerisine oturtmamızı ve onun bizi e, unutmaya çalışmak sebebiyle özellikle hırpalamasını e, ortadan kaldırıyor. Hatırlayacağız, ama nasıl hatırlayacağımızı kendimizin belirlememiz lazım. Hocam çok teşekkür ederim az önce konusuma katıldığınız için belki size son sözü size vermeliyim çünkü sizi programa çıkarmak çok kolay iş değil çok kıymetli zamanınız var. Rica ederim. Ee, böyle şey bir dönemde hassas bir dönemde zaman ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben size son sözü vereyim bizi izleyenler özellikle sizlerin sizin söyleyeceklerinizi çok ciddi anlamda önemseyerek dinliyorlar. Hem deprem bölgesinden dinleyen insanlar var, seyreden insanlar var. Muhakkak hem de e, Türkiye'nin diğer taraflarından bu deprem gerçeğini anlamak zorunda olan bizim gibi insanlar var. Buyurun. Çok zor bir zamanda olduğumuzu hatırlamak lazım. Yani çok zor. E, kayıplarımızın yoğunluğunun ben özellikle toplumun üzerindeki etkisini e, nasıl e, telafi edeceğim üzerine hepimizi düşünüyoruz. Yani bu alanda olan birçok kişi. Ve e, hani biraz önce insaflı olmak derken, birbirimize insanlar olarak yurttaşlar olarak birbirimize insaflı olarak olalım derken e, bu dönemde hakikaten anormal bir dönem ve biz de çok normal bir durumda değiliz bunu hatırlamak yani ve e, sıkıntısı olan insanları zorlukta yaşayan insanlara e, ilk destek olmanın adımı olarak da yani e, bir şey söylememiz gerekmiyor bir şey söylemesi kimsenin gerekmiyor. Yan yana oturup karşılıklı ufka bakmak bile bazen insana ya da birisiyle e, dirsek dirseğe e, yan yana oturmak bile iyi gelebiliyor. Yani dayanışma ve yakın olma zamanı e, olan böyle zaman toplumların hayatında az oluyor. Bunlardan birindeyiz çok olağanüstü.